Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu da seçim beyannamesini açıklarken ifade etti. Milli mücadele gibi Samsun'dan başlayacağız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da 5 gün önce haber medyayı ziyaretinde milli mücadele vurgusu yapmıştı. AK Parti 7 Haziran öncesi ve sonrası hem ülke içi hem de yurt dışı kaynaklı yaşanan gelişmelere karşı duruşunu yeniden milli mücadele olarak tanımlıyor. Samsun ve ardından Erzurum mitinglerinin nedeni de bu. 7 Haziran'dan sonra yapılan anketlerde partilerin oy oranlarının ya 2-3 puanlık artışları var ya da düşüşleri. AK Parti'nin dışında hiçbir partinin sandıktan birinci çıkması mümkün değil. Ancak AK Parti'nin de tek başına iktidar olacak milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor. Bu yüzden diğer partiler 2-3 puanlık artışa razı, hatta bu bir başarı bile sayılacak. Ne var ki aynı durum AK Parti için geçerli değil. AK Parti 258 vekil sayısını 1 Kasım'da en az 280'e çıkarmak zorunda. Samsun başta olmak üzere birçok ilde küçük oy farklarıyla 20'ye yakın milletvekili kaybeden AK Parti bütün gücüyle seçimlere asılıyor. AK Parti Genel Başkanı Davutoğlu'nun seçim beyannamesinde de bunu hissettik. Kesenin ağzı açılmış, her kesimi mutlu edecek vaatler var. Beyannamede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlük kavramları öne çıkmıştı. Keşke bu kavramlar değerleriyle yükseltilse, ülkede huzur ve zenginlik olsa. Kim istemez kim? Başbakan Davutoğlu'nun yeniden milli mücadele tanımıyla bugün Samsun'dan başlatacağı seçim gezisi bir anlamda vaatlerin vatandaş gözünde nasıl algılandığını da test edecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalıkların coşkusundan yola çıkılarak yapılan siyasi tahminler bugüne kadar hiç yanıltıcı olmamıştır. Meydanı bir görelim hele.